Saygıdeğer izleyenler, büyük ihtimalle bugün son günü Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan pazarın. Ama bugüne kadar bütün esnaflar temsilcileriyle beraber yetkililer tarafından kabul edildi, görüşüldü. Ancak asıl alışveriş yapacak, para sahibi, esnaftan oradan buradan mal alacak kişiler, Ünyeliler, onların temsilcileri yok. Olmadığı için de onlara soran da yok. Oraya götürüyorsun, gidiyorlar, buraya götürüyorsun, geliyorlar. Ama içten içe kırılıyorlar. Biz şimdi Ünyelilerin de, müşterilerin de bir derneği olsun istiyoruz. Ve müşteriler de alışveriş yapacakları yerleri yetkililer toplandığı zaman da onları da temsilen birinin orada olmasını istiyoruz. Bu yüzden bugün burada son günü olan pazarla ilgili olarak bir müşteriyle konuşacağız. Onun da düşüncelerini alacağız. Bakalım o pazar yerlerinin kişilerin kafalarına göre, manavların, bakkalların kafalarına göre oraya buraya taşınmasına ne diyor? Şimdi sizi tanıyalım. Sevim Güngör. Sevim Güngör. Fevzi Çakmak pazarına alışverişe geldiniz. Evet, çünkü manavlar çok pahalı. Milletin hayatıyla oynuyorlar. Mecburi koyuyorlar. Niye bu? Düzeltelim. Marketler pahalı. Marketler pahalı. Manavlarsa daha ucuz. İnsanlara uygun olduğu evet, için. Evet, uygun olduğu için buraya geliyor. Pazarlara gidiyorsun. Evet. Şimdi en büyük sıkıntı Ünye'de müşterilerin, asıl potansiyel olan müşterilerin derneği yok. Herkesin derneği var. Esnafların derneği var, müşterilerin yok. Müşterilere pazar yerini şuraya taşıyoruz diyorlar. Onlar koyun gibi gidiyor oraya. Aynı koyun gibi çağırıyorlar. Gitmemesi gerekiyor. Gitmesi lazım. Onların hani, da bir derneği olsun, gitmesin istiyorlar. Bugün hani toplantı şeyleri yok. Herkes bir köşe dibine sığışma biliyor anca. Ya çıkın meydana, konuşun. Gitmeyin. Niye gidiyorsunuz? Bunu da söylerken seçtiğimiz kişilere yanlış anlamasını hakaret etmiyoruz ama burada müşterinin de bir söz hakkı olması lazım. Olması çünkü lazım. Parayı verecek o. Evet. Hani bu patates ben marketten alamam bu fiyata ama burada ucuz. Evet. Ben bunu buradan almak zorundayım. Nasıl? El arabamın evime götürüyorum ama oradan götüremeyeceğim. Uzak geliyor evime. Bir de dolmuş parası vereyim. Kömürüse kurtulduk. Doğalgaz geldi. Allah'a çok şükür. Ama biz gerçekten çok zor durumdayız. Biz çok zor durumdayız. O kadar zor durumdayız ki markete gidiyor şu fiyat. Şuna geliyorum. Market ucuz mu? Ta bize ikiye katlayacak. Bize ta ikiye katlayacak market. Ama gel şu Atatürk Mahallesi gelip buradan şey mi alacak tabakhane deresinde? Affedersin kokudan girilmiyor oraya. Bu halka yazık değil mi? Evet. Yazık. Bir de şunu sorayım. Pazar yerlerini kurdukları zaman da müşterinin de tuvalet ihtiyacı olacak. Burada tuvalet hiç gördün mü sen? Hemen nerede tuvalet? Camilere gidiyor millet. Affedersin tuvaleti. Tuvalete hemen parayı soktular ya oraya. Bir yere bir insanların geleceği, alışveriş yapacağı yerlere önce altyapı diye bir sorun vardır. Altyapı. Altyapı. Tuvalet hani, çok önemli gelir. Hani ya? Önce yetkililerden tuvaletinde yapılmasını istiyoruz. Yapılmasını istiyor ama yok. Hani nerede? Bu halk nerede? Yok ki. Halk hancı var ya. Gelirler başka şeye alkış yaparlar. Gelip de buruyla şey yapmıyor. Halkla ilgilenmiyor. Halkımız da burada bugün ha böyle yapıyorlar. Geçiyorlar gidiyorlar. Bir pırası evet, şu kadar evet. Şu şeyle. Ben özetlemeyi gerektiriyor bu sohbet. Saygıdeğer izleyenler. Bu devletin asıl sahibi millettir. Yok. Millet. Millet olmasa nereye geliyormuş? Millet olmazsa devlet olmaz. Bu millet olmadığı müddetçe devlet olmaz. Gizli iş peşinde be başkanım. Gizli iş peşindeler bu be. Bu milletin seçtiği insanlar da millete saygı duyacaklar. Samsun'a iki kişi parasıyla gittim. İki kişi parasıyla geldim. Varda mı geldi? İki kişi parasıyla gittim. İki kişi parasıyla geldim. Yazık. 200 lira muayene parası verdim. Yazık. Vermesen olamıyorsun muayeneni. Hani Tayyip diyor ki bedava muayeneler hadi. Şu hepsi niye buradan taşınıyor? Bu pazar niye taşınıyor? Evet. Niye? Çarşamba pazarımız niye taşınıyor çok bizim? Çok... Uzak geliyor. Biz elimizde taşıyoruz.
Elimizde taşınıyoruz biz bunları. Yazık. Hastalarımız yazık. Korkarlar. Bunlar niye korkuyor biliyor musun? Kömür alıyorlar. Kömür makarna, makarna. Paketler geliyor eve, paketler. Makarnacılar. Evet, ben korkmuyorum. Ben açık söylüyorum. Söğüm gün görüm. Pazar yeri gitmesin. Pazar yeri gitmesin. Bizim ayaklarımız bunlara alışkın. Çarşamba pazarımıza alışkınız biz. Kokular gelmesin. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yerine de varsın bu sorunlar. Yeter artık.